Arkadaşlar hoş geldiniz. Brawl Talk heyecanıyla fark edemediğimiz detaylara şimdi sizlerle birlikte bakacağız. Onun dışında dün Brawl Talk'ta bir açıklama vardı. Brawl Pass sezonları daha kısa sürecek. Şimdi bunu duyunca arkadaşlarımız hem oyun liderimiz Frank'e hem de topluluk üreticimiz Dani'ye şimdi bu sezonlar kısaldı ya. Normalde 169 elması alıyorduk biz Brawl Pass'i. Peki sezon kısaldığı için bu maliyette düşecek mi? Yani 169 elmastan almaya devam mı edeceğiz yoksa daha mı ucuza alacağız şeklinde sorular sorduğunda oyun liderimiz Frank ve topluluk üreticimiz Dani de bunlara bir cevap verdi. Aynı zamanda bu videomuz içerisinde bunlara da bakacağız. Hemen yeni gelen karakterimiz Grom'un detayıyla başlayacağız arkadaşlar. Tabii ki başlamadan önce gerçekten şaşıracağınız iki detay var. Yani özellikle hem Grom hem de Rosa'nın yeni kostümüyle alakalı bir detay var. Belki detaydır değildir onu da bilmiyorum ama sizlerin fikirlerini de alacağım. Ben şaşırdım yani görünce. Tabii ki videoya geçmeden önce de sizlerden bu video için güzel bir like bekliyorum. Abone değilseniz de ücretsiz şekilde aşağıdan abone olarak bana inanılmaz şekilde destek olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hemen Grom detayıyla başlayalım. Yeni savaşçımız Grom ve uzun zamandır bir atıcı karakter de gelmiyordu yanılmıyorsam ki çocuklardan korkan bir karakter ve o yüzden korkusunu gizlemek için maskesini takan bir karakter olarak tanıtıldı ve Grom'la alakalı aslında ilginç de bir detay var. Şimdi biliyorsunuz ki bugün Brawl Stars'ın 3. yaş günü arkadaşlar. 3 yıldır inanılmaz bir seviye atlayarak devam ediyor. Şimdi Clash Royale YouTube kanalından topluluk bölümünden bir paylaşım yaptı ve Brawl Stars'ın doğum gününü kutladı. Peki bu doğum gününü kutladı ama burada ilginç bir durum vardı. Biz daha Brawl Talk'u izlemeden yani Brawl Talk yayınlanmadan 5 saat önce paylaşılan bu fotoğrafta gerçekten ilginç bir detay vardı. Tabii ortalıkta daha Brawl Talk yoktu, Grom yoktu yani biz bilmiyorduk en azından ve Clash Royale YouTube kanalından gördüğünüz gibi bu şekilde Brawl Stars'ın 3. yaş gününü kutladı ve bakarsak arkadaşlar burada daha Brawl Talk yayınlanmadan 5 saat önce paylaşılan bu durumda burada gördüğünüz gibi Grom'u görebiliyoruz. Yani en azından Grom olmasa bile Grom'un maskesini görebiliyoruz arkadaşlar burada. Tabii ki ben benzettim. Benzetmeyen arkadaşlarımız da vardır ama yani Grom olduğu çok açıkça belli oluyor. Yani Grom'un maskesi olduğu çok açıkça belli oluyor. Yani buradan inanılmaz bir gizem vermişler ki Brawl Stars'ın gizemlerini görüyorsunuz ki Clash Royale'de de gördük arkadaşlar. Ki zaten Clash of Clans'ta da Star Park yayınlandıktan sonra da güzel bir detay vardı arkadaşlar. Clash of Clans'ta böyle köyleri gezerlerken orada yine bir Star Park'ın önünden geçtikleri bir animasyon da vardı. Yani inanılmaz şekilde gizemler devam ediyor. Gelelim şimdi binbaşı Rosa'ya. Şimdi arkadaşlar bu binbaşı Rosa'yı bilmiyorum fark ettiniz mi? Yani benzetenler olur, benzetmeyenler olur. Tabii ki bilmiyorum ama yine gördüğünüz gibi gerçekten ilk kademede verilecek olan Brawl Pass'te ilk kademede verilecek olan bu kostüme baktığımız zaman aslında benim benzettiğim durum burada Brawl Stars Championship 2022 trailerında da gösterilen Rosa'ya benziyor. Yani gözlüğe baktığımız zaman arkadaşlar özellikle şurada bence gözlük biraz benziyor. Tabii ki siz ne düşünüyorsunuz bu konuda çok emin değilim ama hatta şöyle sesini de bir kısalım. Şöyle bir bakalım arkadaşlar şöyle Rosa'yı da en azından benziyor mu benzemiyor mu? Kostümü tabii ki yani üzerindeki kostümü çok fazla benzemiyor ama gördüğünüz gibi buradaki kostümü çok fazla benzemiyor ama yine en azından buradaki gözlük detayı Rosa'nın ön planda olması işte gördüğünüz gibi en azından buradaki Rosa'nın gözlüğüne ben benzettim. Benzetmeyenler de tabii ki yorumlar kısmına yorumlarını yazabilirler. Bir de devam etmeden önce şunu sormak istiyorum. İki tane yeni karakterimiz var biliyorsunuz ki. Grom ve Fang. Siz hangi karakteri daha çok beğendiniz arkadaşlar? Yorumlar kısmına yazın. Tabii ki iki karakteri de daha oynamadan bilemeyiz ama yani ilk gördüğüm kadarıyla ben Fang'i çok ama çok beğendim arkadaşlar. Özellikle o ultisi inanılmaz hoşuma gitti. Yani bir an önce gelse de oynasam diye sabırsızlandığım bir karakter. En son Mac'de böyle heyecanlanmıştım. Bakalım bu Fang ve Grom nasıl karakterli olacak? Hep birlikte sizlerle göreceğiz arkadaşlar. Şimdi onun dışında şöyle baktığımız zaman ücretsiz hediyelerden bahsettiler ve ücretsiz hediyelerin yanı sıra arkadaşlar bir gördüğümüz gibi 15 gün yani 26 Aralık'a kadar ödüllerin verileceğini söylediler. Yani baktığımız zaman bugünden itibaren 15 gün boyunca ücretsiz ödüller alacağız. Gerçekten inanılmaz olacak arkadaşlar. Yani ücretsiz ödülleri her gün yani geçen sene ondan önceki sene yanılmıyorsam 13 tane almıştık. Bu sezon yani bu sene 15 tane alıyoruz. Gerçekten Brawl Stars daha da böyle üstüne koyarak gitmeye devam ediyor. Onun dışında bu Grom mücadelesi var arkadaşlar. Grom mücadelesine baktığımız zaman burada 4 tane hak, 2 tane ekstradan can alma hakkımız var. Ve burada gördüğümüz kadarıyla 1 yazıyor. Yani ekstra can almak 1. Yani aslında
bastığında bir elmas, tabii ki yine sneak peeklerde göreceğiz bunun tam ne olduğunu bilmiyorum. Yani en azından buradaki gibi mi olur olmaz mı ondan da emin değilim ama sneak peek videolarında kesinlikle bunları açıklayacaklardır diye düşünüyorum. Ben de elimden geldiğince sneak peekleri sizlere aktarmaya çalışacağım. O yüzden abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi buradaki bir ise bence Brawl Stars bu Brawl Talk'unu gerçekten inanılmaz. Yani daha iyi Brawl Talk'u nasıl yapabilirlerdi diye düşünüyorum. Daha iyisini yapamazlardı herhalde. Yani ücretsiz ödüllerin yanı sıra mücadeleler, yeni oyun modu, yeni başka bir sezon. Gerçekten inanılmaz bir Brawl Talk ve içerisinde her şeyi bulunduran bir Brawl Talk oldu. İşte gördüğümüz gibi Brawl Pass sezonları artık daha kısa sürecek. Tamam daha kısa sürecek ama normal şartlarda eskiden uzun sürüyordu, 169 elmastı ya. Şimdi acaba kısa olunca fiyatları düşecek mi? İşte oyun liderimiz Frank ve topluluk yöneticimiz Dani'ye giden sorular da bununla alakalıydı. Şimdi sizlerle beraber bu soruların cevaplarına bakalım. Evet arkadaşlar, aslında bakarsanız arkadaşımızın burada sormak istediği soru şuydu. Yani eskiden Brawl Pass uzundu, 169 elmastı. Şimdi kısaldı, daha mı az ücret ödeyeceğiz? Yani 169'dan daha mı az ücret ödeyeceğiz şeklinde sorduğunda topluluk yöneticimiz Dani sneak peekleri bekle dedi. Yani sneak peeklerde bunları açıklayacaklardır diye düşünüyorum ki ben de elimden geldiğince sizlere yine yardım etmeye çalışacağım arkadaşlar. Buraya baktığımız zaman da oyun liderimiz Frank'e bir arkadaşımız bir soru soruyor. Eskiden Brawl Pass satın alıyordum. Aradan 2 ay geçti. Şimdi siz zamanı azalttınız. Demek ki değeri de mi düşüyor şeklinde sorduğunda oyun liderimiz Frank şu şekilde cevap verdi. Hayır, aynı değer değil. 2 ayda bir değildi. Yani 10 haftalıktı aslında. 70 günlüktü Brawl Pass'ler. Şimdi artık 2 ayda bir mi olacak? Yani dediğim gibi yine sneak peekler gelmeden bir şey bilemeyiz. Hatta oyun liderimiz Frank'in dışında Dani'ye yine başka bir soru daha geldi arkadaşlar bununla alakalı. Hemen onu da sizlere burada göstereyim. Şimdi burada arkadaşımız iki soru sormuş ama bizim için önemli olan burada. İkinci sorusu, her ay yeni Brawl Pass mi çıkıyor yoksa ben mi yanlış anladım? Açıkçası ilk duyduğumda Brawl Talk'ta ben de böyle anladım. Yani sanki her ay bir Brawl Pass sezonu olacak gibi anlamıştım ama burada Dani diyor ki hayır. Yani ikinci cevabına bakıyoruz. Hayır. Hala 2 ay. Ancak takip etmeyi kolaylaştırmak için her zaman bir sonraki ayın ilk pazartesi günü başlayacaklar şeklinde bir cevabı var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi, dediğim gibi gerçekten de yine inanılmaz bir Brawl Talk'tu. Artık ne olup bittiğini sneak peekler gelmeden bilemeyiz ama orada daha net anlarız en azından diye düşünüyorum. Burada benim en çok hoşuma giden durum arkadaşlar, hemen şöyle ekranımı çevireyim. Buradaki düellolar. Düellolara baktığımız zaman gerçekten benim en çok hoşuma giden bir oyun modu oldu. Özellikle rakip 3 karakter. Ben 3 karakterle giriyorum. Yani bir karakterle diğer karakterleri yenmeye çalışıyorsun ki bir taktik, bir strateji tarzına da döndü gerçekten bu mod. Bence sevilir diye de düşünüyorum. Yani artık bir takım arkadaşı yerine, hani en azından tekli hesaplaşma oynamaktan da sıkıldıysanız gerçekten çok ama çok ilaç gibi gelecek diye düşünüyorum bu. Onun dışında aşık primoydu galiba. Etkinlikler, yani bu Brawl Talk'ta duyduğumuz kadarıyla etkinliklere doyacağız arkadaşlar. En azından ben onu anlıyorum. Onun dışında bir de yavaş yavaş videoyu kapatırken en iyi kostümler sizce hangileriydi? Özellikle bu El Primo'nun bu kostümü çok hoşuma gitti. Onun dışında arkadaşlar baktığımız zaman Edgar'ın kostümü çok hoşuma gitti. Spike'ın kostümü çok hoşuma gitti. Gerçekten çok ama çok güzel kostümler de vardı. En beğendiğiniz kostümleri de yorumlar kısmına yazmayı unutmayın arkadaşlar. Artık dediğim gibi sneak peekler ne zaman gelir bilmiyoruz tabii ki ama geldiği zaman ben de elimden geldiğince sizlere yardım etmeye çalışacağım. Sizlere anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bye bye.